Merhabalar arkadaşlar, nasılsınız? Bugün haftanın ilk günü Pazartesi. Umarım haftanız güzel geçer. Şu an dışarıda bir yağmur var arkadaşlar. Hafta sonu aslında hava çok güzeldi. Güneşli, güzel bir hava vardı. Hatta bayağı sıcak bir hava vardı. Galiba 28-27 derecelerde falandı ama şu an 15 derece birden düşmüş hava sıcaklığı İstanbul'da. Yani şu an bir 18-17 derecelere kadar geldi. Bayağı hava soğudu yani. Artık yavaş yavaş sonbahar aylarına girdik diyebilirim. Yağmurlar başladığına göre. Bu haftada yine böyle serin geçecek deniyor. Bakalım. Ben de sabah aslında birazcık geç uyandım. Saat 11 falandı. Kahvaltımı falan yaptım. Dedim ki vlog başlatayım. Çünkü geçtiğimiz haftada vlog atma planım vardı ama bir türlü vakit bulamayıp başlatamamıştım. Bildiğiniz gibi babamın ufak bir rahatsızlığı var arkadaşlar. Daha önce de burada sizlerle paylaşmıştım. Hatta geçen sene babam ameliyat olacak demiştim. Hatırlıyorsanız belki hatırlamıyorsunuzdur. Ya da kanıma yeni aboneyseniz belki bilmiyor olabilirsiniz. Babam prostat ameliyatı olacak arkadaşlar. Ve bir 2-3 senedir biz sürekli hastaneye gidip geliyorduk. Kontrol amaçlı gidiyoruz aslında ama ilaç tedavisi görüyordu. Şimdi bu hafta belli olacak aslında ameliyat. Hani olup olmayacağı belli olacak daha doğrusu. Şu an kesin bir şey yok ama ameliyat olacağı kesin yani arkadaşlar. Sadece biz doktorun onaylamasını bekliyoruz. Bu hafta tekrar gidip bakacağız. Onaylanırsa babam ameliyat olacak yani arkadaşlar. Bugün aslında ev için birkaç bir şey almak için markete gidecektim ama gerçekten çok fena yağıyordu dışarıda ve bir türlü çıkamadım. Belki hani böyle bir azalma olursa, yağmur dinerse falan belki dışarı çıkıp ihtiyaç olanları alabilirim diye düşünüyorum ama pek sanmıyorum çünkü yağmur hiç dinecek gibi gözükmüyor yani. Bu arada benim okumakta olduğum şu an iki tane kitap vardı. Onları göstereyim sizlere. Stephen Zweig'in Sahaf Mendel kitabını okuyorum şu an. Galiba bakayım 15. sayfalarındayım. Bunu okuyorum. Bir de bu kitabı okuyorum arkadaşlar. Kara Sevdalılar. Aslında okuma konusunda gerçekten motivasyonum oldukça düştü. Bu hastane mevzularından falan. O yüzden çok da okuyamıyorum ama yine böyle okumaya çalışıyorum tabii ki. Bugün yine böyle 1-2 saat kendime mola verip hani okumak istiyorum bakalım. Siz neler okuyorsunuz? Yorumlarda bahsedebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi Javier Marias'ında Kara Sevdalılar kitabını okuyorum ve Steven Zweig'in Sahaf Mendel kitabını da okuyorum. Bu ikisini okuyorum şimdilik. Zaten bir önceki videomda neler okuyorum, hangi kitapları okudum ve hangi kitapları okuyacağım Ekim ayında diye bir video atmıştım. İzlemediyseniz o videoma da bakabilirsiniz arkadaşlar. Bugün böyle biraz dinlenme şeklinde geçireceğim evde. Bakalım hafta içi de artık nasıl olacaksa bilmiyorum. Nasıl geçecekse. Sonra dayımla yengem misafirliğe gelmişti. Bize gereken bir sürü abur cubur getirmişler. Dayımla yengemin getirdiği abur cuburlar arkadaşlar. Aslında cipsler falan da vardı ama biz onları yedik. Hafta sonu şu bisküvilerden vardı böyle. Dörtlü şekilde dörtlü paket. Bir tanesini açmışım. Böyle dörtlü paket yine Halley almışlar. Şöyle kremalı kakaolu bisküvilerden. Bundan galiba iki tane. Şu gofretlerden iki tane. Şöyle bir tane Çokoprens büyük. Bir de bir tane Probis vardı. Onu kardeşim aldı. Bunun içine protein var. Ben bunu alayım dedi. Onu aldı. Dediğim gibi cipsler falan da vardı ama biz onları yedik. Böyle bisküvi ağırlıklı almışlar. Ama böyle bir poşet falan abur cubur getirdiler arkadaşlar. Şimdi kendime bir kahve yapacağım. Yanında da şu gofretlerden bir tane yiyeceğim arkadaşlar. Şunlar da çok güzel aslında. Halleyler. Ben bunları seviyorum. Kahveyle birlikte yerim. Evet arkadaşlar, ben şimdi bir kahve yapacağım. Şöyle hazırlamıştım zaten. Şöyle bir karıştırayım. Evet, kaynamaya başladı. Arkadaşlar, bol köpüklü güzel bir kahve oldu. Tam istediğim gibi oldu yani. Arkadaşlar, bugün hava o kadar soğuk ki
Yağmur da bir an olsun hiç dinmedi. Markete gideceğim demiştim size de. Birazcık böyle dinse gidecektim ama hiç ara vermeden yağıyor yani devam ediyor. Bir de hava soğudu bayağı bugün bayağı soğuk yani. Bilmiyorum şimdi yani gitsem mi gitmesem mi karar veremedim. Tekrardan selam arkadaşlar. Ben şimdi eve geldim. BİM'e gitmiştim bir şeyler aldım. Şöyle iki tane poşetim var. Aldıklarımı göstereceğim şimdi sizlere. Yağmur dinmişti ama hava gerçekten soğumuş yani dışarıda baya. Her neyse ben şimdi çabuk çabuk gidip geldim arkadaşlar. Birkaç bir şey lazımdı. Kedilere mama aldım. Şöyle bir tane susamlı hamburger ekmeklerinden aldım. Bir tane şu Berk çaylardan aldım. Eğerli birey. Normal çayın içine katarım falan diye böyle. Bir tane Pepsi aldım. İçecek olarak. Sadece bunları aldım. Kedilere mama aldım. Zaten mama için gitmiştim aslında. Şu mamalardan vardı. Bunlar 14 lira falandı galiba. Bunlardan iki tane aldım. Kuru mamalardan. Kuru mamaları az kalmıştı. Bunlar yetmeyecek muhtemelen ama şimdilik öyle idareten aldım. Şu mamalar indirime girmişti arkadaşlar. Normalde 18 lira falan şu an 18 lira falan şu an 13 liraya inmişti yani bayağı bir inmişti. Bunlardan aldım 4 tane. 2 tane tavuklu aldım, 2 tane de sığırlı aldım. Şimdi bir tanesini zaten bölüştürüp veririm onlara. Şu susamlı çubuk krakerlerden bu krakerlerin susamlı olanları var biliyorsunuzdur. Onları seviyorum ben aslında. Onlardan yoktu o yüzden. Böyle bir tane krak aldım. Şunu gördüm orada. Bunu daha önce yememiştim. Bundan tiramisu olala. Bunlar yeni çıkmış herhalde. 10 lira falandı bu da. 11 lira falandı. Deneme amaçlı aldım onu. Daha önce yemediğim için merak ettim. Bir tane pizza kraker aldım. Dediğim gibi susamlı çubuklardan yoktu. Şöyle iki tane noodle aldım. Şöyle iki tane aldım. Belki kardeşim de ister diye. Öyle iki tane aldım. Şöyle bir tane karmatik aldım arkadaşlar. Bunlarda 4 tane var. Bir tane ıslak mendil aldım. Şöyle üçlü pakette satılıyor. Minik çantaya atmak için. Böyle hastanede falan lazım olur diye aldım. Ne olur ne olmaz. Durusun bulunsun yani. Bir tane temizlik bezlerinden aldım. 5 adet. Bunlar bitmişti. Bundan bir tane aldım. Bir tane de şöyle ikili peçeteden aldım arkadaşlar. Şöyle ikili şekilde aldım. Diğer böyle tekli de vardı ama aynı fiyattaydı. O yüzden onun yerine böyle ikili almak daha avantajlı olur diye düşündüm. Aldıklarım bunlar da arkadaşlar. Toplamda bir 332 TL harcadım BİM'de. Yani öyle fazla bir şey tutmadı aslında. Aldıklarım da bu kadar zaten fazla bir şey de almadım. Şimdi ben bunları yerleştirmeye gidiyorum. Daha sonra görüşürüz. Şu mamalardan şimdi gofrete bir tane vereceğim. Gofret bekliyor zaten orada. Şimdi bir tane veririm zaten. Hemen geldi ben. Gelir gelmez hemen yanıma koştu. Anladı zaten mama aldım büyük ihtimal. Neyse arkadaşlar ben şimdi bunları yerleştirmeye gidiyorum. Daha sonra görüşürüz. Ben şimdi sığırlı mamanın bir tanesini açıp verdim onlara arkadaşlar. Baktım hemen yediler ve doymadılar. Tavuklu mamayı da şimdi birazcık böyle pay edip verdim. Aslında ağlamış da ben çıkarken evdeydi ama ben geldiğimde yoktu. Dışarı çıkarmış babam. Olsaydı ona da verecektim ama evdekilere şimdilik verdim. Arkadaşlar bölüştürüp gofretle bıcırı ağlamış geldiği zaman ona da veririm. Bir paket sığırlı mama, bir paket de tavuklu mama yediler. Bıcırık zaten bayağı acıkmış. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bayağı acıkmış yani. O kadar hızlı yedi ki doymadılar. Tekrar bir tavuklu paket açtım onlara. Yiyorlar. Neyse karınlarını doyursunlar yani bugün. Evet ben şimdi akşam yemeğini hazırladım arkadaşlar. Patates kızarttım. Yanına da köfte. Burada da pilav var. Pilav da pişti ama üzerini kapattım böyle. Çeksin diye. O yüzden şu an size gösteremiyorum ama pilav da pişti. Yemekler bu şekilde arkadaşlar bu akşam. Videonun kapanışını yapmaya geldim. Birazcık kısa bir video oldu ama buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah zaman olursa hafta içi bir vlog daha atarım. Eğer vaktim olursa bu hastane olayları falan ne olacak hiç bilmiyorum. O yüzden şu an bir şey söyleyemem ama bakalım zaman olursa dediğim gibi yeni bir video sizlerle paylaşırım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.